Merhaba arkadaşlar, kariyerim bu bölümünü ben deprem olmadan bir gün önce çekmiştim ve tam yayınlayacaktım. O deprem haberini ne yazık ki aldım. Etkilenen herkese yine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Eğer yakınınızı kaybettiyseniz başınız sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Çok kötü günler geçirdik. Moral tamamen çöküktü ama umarım en hızlı bir şekilde her şey normale dönüşür artık, o normal ne olursa. Özellikle depremden etkilenen arkadaşlar için yani tahmin bile edemiyorum. Bu videonun kenarında veya yanında yine bağış yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz YouTube üzeri. İyi seyirler diliyorum. Geçtiğimiz bölümde Schalke'de kadro derinliği sorunu yaşayan Gürkan Hoca çözümü altyapıya yönelmekte bulmuştu. Şef scout'u Leon Hassi'yi Almanya'da görevlendirip yardımcısı Fabian Schwarz'ı da Arjantin'e yeni Messi bulması umutlarıyla yollamıştı. Schwarz Güney Amerika'dan Iker Moreno adında bir genç yetenek bulmuştu ve taraftarı büyük bir heyecan sarmıştı. Ve şimdi de bu bölümde Fabian Schwarz'ı Arjantin'den alıp Peru'ya yolluyoruz. Çünkü taraftarlar yeni bir Jefferson Farfan istiyor. Peru'da bir kanat oyuncusu arayacağız. Alo. Gürkan hocam. Efendim Cemil, nasılsın? İşler nasıl gidiyor? Ya hocam biz de burada kuruduk kaldık. Kaç aydır boşta duruyoruz. Bize de bir görev versen diyorum. Çoluk çocuk aç kaldı. Ya Cemil biliyorsun Real Madrid, Juventus bunlar Türkiye'de altyapıya falan bakmıyorlar ki. Anlıyorsundur umarım. Neyse sana ne diyeceğim. Bize yeni bir forvet lazım Schalke'de. Bu Igor Duarte'yi tanıyorsun değil mi? Onun ayarında yeni bir genç yetenek forvet. Yeni bir forvet arıyorsun. Dünya yıldızı. Yeni Hakan... Burak Yılmaz. Aynen. Tamam hocam. Tamam ben halledeceğim. Haber verirsin bana. Hadi çüz. Görüşürüz. Şimdi altyapı haricinde bu bölümde arkadaşlar Ocak ayına da geliyoruz. Az sonra transfer çalışmalarımız olacak. Ocak ayında hiç maç yok. Bir maç var. Full transfer yapacağım. Aralığın son maçı da Freiburg'a karşı. 11. Freiburg. Ama takımımız o kadar ölü ki. Arkadaş hani şu tatile 2 gün sonra da başlayabilirdik. Federasyon. Kar yağıyor bir de. Bayağı değişiklik yaptım defansta. Vogt'u da göreceğiz. Aynı anda Esposito'yu da göreceğiz arkadaşlar. Sol bekteki Esposito. Buranın altyapısında vardı. Freiburg'da karlı bir havada maç başlıyor. Bakalım güzel bir galibiyet alıp kış tatiline girebilecek miyiz? Transfer konusunda yorumlarınız vardı. Onlara bakacağız işte. Bir şeyler değiştireceğiz arkadaşlar. Georgiev, Leroy Sané, pardon Sibi Sané. Onun ortası. Georgiev kafa dışarı. Pascal Georgiev ya. Çok iyi. Georgiev'miş arkadaşlar. Bulgarca. Ben Georgiev diyorum İngilizce gibi ama. Georgiev. Şimdi Georgiev aldı. Soldan uçar gider ya. Uçar gole gider. Karlı hava dinlemez. Bulgaristan'ın karlı tepelerinde top oynamış zamanında kafayı vuruşu yapıyor. Sané tamamlıyor. Genelde bize böyle goller olur. Sibi Sané. Leroy Sané'nin küçük kardeşi. O da sonunda bir gol attı. Bir şeye yaradı. Acaba Johan Bakayoko satılacak mı? Şimdi büyük tehlike, golü yedik çünkü Vogt yerinde değil. Kontra atakta, geri dönüşte allak bullas. 1-1. Yine bu Freiburg tehlikesi. Çok rahat pas yapıyorlar. Costa kurtarıyor. Aman. Aman abi. Costa. Abi bu Costa satılmalı ya sanki. Costa'dan iyi bir para elde edip ucuz bir kaleciyle kaleyi kapatıp hani tecrübeli kalecilerle çok çalıştık ya. Yorumlarda da böyle bir yorum vardı. Bunu değerlendirebiliriz. Gerçekten Costa ne yaptı ya orada? Arkadaş çok sakat, çok sakat. Hoffman. Okey. Hoho Grimal. Müthiş müdahale. Şimdi Georgiev, Lombardiye. Igor Inyo. Igor Duarte, Georgiev için harika bir top oynadı. Igor bu işi çok iyi yapıyor. Georgiev kaleci de kaldı. Atubolu. Tüh. O fırsatı değerlendirmeliydim be Georgiev ya. Şaden'in yerine Can Bozdoğan'ı alalım. Grimal ölü, onun yerine de Christensen alacağım. Aslında Şade'yi de forvette oynatabiliriz. 73 bitiricilik ama deneyelim. Igor'u çıkarıyorum. Freiburg tehlikesi bir kez daha. Oha! İmkansız açıdan gol yiyoruz arkadaş ya. 3-1. Georgiev Sané'yi buldu. Sané de Şade'yi buldu. Şade de golü buldu. 3-2. Hemen topu alalım. Şade golleri devam ediyor. Bu maçı geri çevireceğiz. Topu al lan. Neyse. Kastamonlu 3-2 yapıyor. Bir gol daha lazım hemen. Oo, o pas nasıl geçti be arkadaş ya. Abi adamların her yaptığı son bitirici hareket inanılmaz ya. Neyse hadi Şadecim. Santra'dan hemen döşeyelim diyeceğim. Yok. Oo, bir daha. Costa kurtardı. Kevin Şade açıktan. Arka tarafta Pascal Georgiev bomboş. Ona orta, müthiş orta. Lan bunu da at ya. Kalecinin üstüne vurmak nedir? Leroy Sané çok iyi indirdik. Abi burada gol atarsak var ya. Atamadık da.
çok güzel olacaktı. 4-2 kaybediyoruz. Bize yeni takviyeler lazım, özellikle kaleci. 2 gol en azından yememesi lazımdı bence. Gidicisin koçum. Maçın adamı Sidi Sané. İyiydi gerçekten. Aldığımız üst üste ikinci mağlubiyet liderin 12 puan gerisinde bırakıyor bize. 5.'yiz. Ah, Şade'ye ne oldu? 3 ay sakat mı? Ayak parmağında kırık mı? Ya bırak bu işleri hocam ya. O zaman bize gelecek olan o Perulu kanat oyuncusu için iyi bir fırsat olacak. Boşluk oldu orada. Ama o boşluğu şu şekilde de doldurabiliriz. Şimdi Costa'yı transfer listesine bir ekleyelim abi. 31 milyon ederi var. Ve söylentilere göre de Marc-André Ter Stegen kariyerini Bundesliga'da sonlandırmak istiyormuş. Biz de hay hay diyebiliriz. Çünkü serbestlerde bir taşla iki kuş vuruyoruz. Hem biz güzel bir kaleci elde etmiş oluyoruz, hem de adam Almanya'da kariyerini sonlandırmış olacak. 2 yıllık sözleşme iyidir. Vallahi Ter Stegen, maaşımız yeter mi sana? 24 bin önerilen maaş diyor ama kabul etti. Güzel. Bütün paramızı vermiş olduk. Ve işte huzurlarınızda Marc-André Ter Stegen. Yeni 18 numaramız. Enteresan. Kostacım bir kenara çekilsen. Bu arada Ter Stegen'in refleksler 90, pozisyon 81, atlayış 83. Çok iyi. Bir vuruşla kontrol kötü de o da artık idare edeceğiz onlarla. Aha, Costa'ya da Lyon'dan teklif var. 53 milyon ederi varmış. Biz 60 istesek nasıl olur? 46'ya çıktılar. Kaçmadılar. Hocam 57,5 nasıl? 54,8'e çıktılar. 56,5'da anlaşalım. Ortada buluşalım. Çok iyi. Çok iyi. Bu arada haberler dikkatimi çekti arkadaşlar. UEFA yılın takımı 2030. Forvetler listesinde Vinicius Junior'la bizim eski oyuncumuz Vlahovic'i görebiliyoruz. Orta saha listesinde Tavares var, Havertz var. Defansları yazmamışlar. Şimdi acaba diyorum ki Lombardi'yi kanat oyuncusuna mı çevirsek? Gerçi Iker Moreno'yu kanat yapsak daha mantıklı olabilir. Sol kanat ya da Messi gibi sağ kanat olabilir. Lombardi'yi merkez forvet diye çalıştıralım. Biraz şut özellikleri gelişsin ki o da gol atmaya başlasın daha fazla. Fena atmıyor yani. 6 gol 8 asist de oynuyor şu ana kadar. Şade çok iyi gidiyordu da 3 ay sakatlık nedir ya? En azından 2 ay neredeyse boşa gidecek. Hani maç yok. Ve kaleci Costa gidiyor bir yere. Nereye gidiyor acaba? Başka teklifler de vardı. Lyon'a gitmiş. Lyon'a 56,5'a gidiyor. İyi para. Bu da bize 48 milyon euroluk bir transfer bütçesi verdi. Çok gol yiyoruz ya. Bence sağ beki geliştirmemiz lazım. Çünkü Brown burada zayıf kalıyor. O yedek oyuncu olmalı. Onun da yedeği var zaten Santos. O da çok zayıf. Bu arada Mayer'e de bir teklif geldi. Zamanında Barcelona'ya 38 milyonu kabul ettirmiştik. Ama yaşı geçti galiba. Şimdi o kadar ederse iyidir. 36,5 isteyelim. 32,6 veriyor Dortmund. 34,6'yı kabul ediyorlar. Fena değil. Aha bir de Hirona geldi. Onlar da 39'u kabul ettiler. Ve Mayer gidiyor. Bir yere gidiyor. Nereye gidiyor acaba? Ah, Dortmund'a gitmiş ya. Gitti 4-5 milyon. Okey, şimdi 77 milyonluk bütçemiz var. Şöyle bir ton rapor istetmiştim az önce. Çünkü Mayer'in yerine yeni orta saha da lazım. Caicedo bir numaralı adayım. 23,7 milyon ederi var. Şu Aslani, bunu bırakmıyorlar. Daha iyi çünkü. Kiralama vermiyorlar. Lavia da var. Lavia hızlı değil. Caicedo'da hız var en azından. 91 dayanıklık. Bize tam böyle orta sahada koşacak adam lazım. Zidane Sertdemir de var. O çok hızlı değil. 72'yi verirseniz satarız diyorlar. Biraz sağ bek de araştırdım. Pembele'yi düşünüyordum da satmıyorlarmış. Calvin Ramsey'i de Başakşehir satmıyor. Kumbedi'yi satmıyorlar. Oho! Laird var. Bir de Siket var. Eski takımımız Sheffield'dan acaba Laird'i mi alsak? Siket'ten daha ucuz. Hem de gayet hızlı. Ama önce biz bir Caicedo'yu alalım. Brighton bunu gerçekte en az bir 80-90'a satar. 21 milyon veriyorum. 28,5 istiyorlar. Hocam bize para lazım ya. 23,5'a kabul mü? 26,5. 25'te buluşalım. Anlaşalım. Buluşamadık. Tamam, kabul ediyorum. 26,5 milyon. Ben görüntüsünü atlattım. Hoş geldin Moises Caicedo diyecektim de. Aha burada geldi. Arkadaşlar bu çocuğa da sezon başında göz atmıştık. Kontratı bitiyor. Gelecek sezon için ben onunla ön sözleşme imzalamak istiyorum. Yükselişte bir takımız. Gürkan Hoca'nın hani reputasyonu, iki Şampiyonlar Ligi kazanan hoca üst üste. Bu takımı da Bundesliga'nın zirvesine oynatıyor. Kısıtlı bir bütçeyle falan imkanlarda. O yüzden bu çocuğun da ilgisini çekti bizim projemiz. Bunu da gelecek sezon için takımımıza getirmiş oluyoruz. Sidney Raibiger. Gel koçum. Çok iyi görünüyor özellikleri. Acaba nasıl oynuyor? Onu çok merak ediyorum. Transfer şova devam edelim. Ethan Laird'ı alalım. Onun için de 20 milyon teklif edeceğiz. Sheffield eski takımımızla yine burada anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Üzerine bir
bir de 20 küsür milyonumuz kalacak gibi. 21.3 nasıl? 24.4 diyorlar. Hocam 23.5'a tamam, hadi 900 bin euro bizde kalsın. Anlaşıyoruz. Ona hoş geldin demeyi unutmuyoruz. İşte takımda Ethan Laird. İngiliz sağ bekleri severiz. Bence bu transferler çok yerinde oldu. Ethan Laird'ın özelliklerini görüyorsunuz. Kaysedo'yu da görüyorsunuz. Taş gibi. Laird orta sağ bile oynayabilir, biliyor musunuz? Kanat bile oynayabilir. Sağ orta sağ falan. Orta açması 82. Elde kaldı 23 milyon. Bu arada yetenek avcı raporlarımız geldi. Kaç tane geldi? Hepsi birden geldi galiba. Almanya'dan rapor var. 53-71 725 bin euro. Anton Zimmermann. Schulz, Solbeck kötü. Bunu geç. Bir tek Zimmermann var gibi bu listede. Geçiyoruz Peru'ya. Aha. Alejandro Zapata. 15 yaşında 525 bin euro. Fena olmayabilir. Diğerleri çöp. Ve Türkiye'den de aha, Volkan Sadık 400 bin euro. Bakalım Volkan'a. Volkan Yılmaz, iki Volkan. Volkan Yılmaz kötüymüş. Kemal'in tayfadan. Volkan 55'lik bir forvet ama 75 driplingi var. MF'ye çevirsek yükselebilir. Hatta merkez ofansif orta sahaya çevirsek daha da yükselir. Tabii biz forvet arıyoruz. Potansiyelini de görmemiz lazım. Biraz burada kalsın. Zapata 54'müş. Zimmermann'da 61'lik bir sağ bekmiş. Zimmermann'ı şu şekilde çalıştırırsak uçar bence. Potansiyel varsa. Biz bence Leon Hase'yi şimdi de Avusturya'ya gönderelim. Küçük Almanya. Burada hepsini arasın bize. Şimdi 16. bir Mainz'a karşı da şu yeni oyuncularımızı görelim. O yüzden bu maçı full oynayacağım. İşte yeni transferlerden Kaysedo. İlk izlenim. Ethan Laird da burada. Vay, çocukla konuşuyor bile. Almancayı çözmüş. Iker Moreno da merkez ofansif orta sahada arkadaşlar. Transfer çalışmalarımız da devam edecek. Bakayoko'nun yerine takasla farklı bir kanat oyuncusu getirebilirim veya da ekstradan bir oyuncu bulabilirim 20 küsür milyona. Bu arada Kaysedo üstten gönderiyor ama Duarte yetişemiyor. Kalede Bernardo oynuyor. Dikkat, tehlikeli. Mainz 5 atmıştık onlara. Hatta 3 attıktan sonra simüle etmiştik. 5 olmuştu. Ve Ter Stegen kalesinde. Ter Stegen'e farklı bir numara vermemiz lazım. Bir numarayı verebiliriz Costa gittiğine göre. Hala transfer dön... Ter Stegen içeri aldı o kafayı. Kornerden 1-0. Terso ne yapıyorsun Terso? Aman 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 aman. 2 oldu lan. Abi adamlar intikam peşindeler. Çok kötü. Hadi beyler, hadi beyler, hadi. Hah, Georgiev içeri girdi. Georgiev vur, gol olsun. Olmadı. Top bizde ama. Bakayoko onun pası geçti. Igor, yes. Atıyor Igor. 2-1. Devam. Igor'un bebeği olmaya devam ediyor. Igor Paso pompa. Benzinci de ek iş olarak pompacılığa başlamış. Lan Igor. Filippo Lombardi rakibinden sıyrıldı. Filippo Lombardi, onun da pası. Şimdi Georgiev gidebilir. Georgiev uçarsın. Georgiev, yanında bir oyuncu var. Georgiev çekildi hocam. Georgiev hayır diyor. Ben bu golü atacağım diyor. Pascal Georgiev kimseye vermedi. Georgiev sağ ayağıyla atıyor. Abi Georgiev harika bir şey ya. Cidden bu kadar uzun zaman. Özel hareketleri. Sağ ayağıyla bir de attı. Şaşkınım arkadaş. Georgiev çok şaşırtıyor beni. Hem top sürebiliyor hem bitirebiliyor. Bu çocuğun 90'a gitmesi lazım ya. Pascal Georgiev, sen neymişsin böyle? Vay be. 2-2'yi yakaladık. 3-2'yi de bulabilir miyiz? Pascal Georgiev. Anca faulle durdurulabiliyor. Hocam kırmızıyı çak ya. 15. maçında 15. golünü atmış Georgiev bu arada. Grimal döndü. Akın'a verdi. Akın'ın pası. Igor Duarte. Igor. Igor döndü. Kaysedo'yu buldu. Moises Kaysedo. Onun da pası çok klas. Bakayoko kötü vurdu. Bakayoko Kemaldo transferi mi yapsak? Ne yapsak? Kemaldo'yu sağ kanat diye kullansak. Aha, kaleci elinden kaçırdı. Neredeyse Laird atıyordu. Ne oldu? Penaltı mı? Yok. El falan oldu galiba. Onlara vermiş topu. Şimdi Georgiev. Georgiev o önündekini biraz yanılttı gibi. Georgiev bu açıdan vuruyor, dönmüyor. Georgiev diyecektik ama Georgiev dedik bir kere. Georgiev devam edelim, yoksa şimdi çok karışacak. Abi Sibisane geçen maçta çok iyiydi, onu alıyorum Bakayoko'nun yerine. Bakayoko hiç iyi değil. Grimal bravo. Çok iyi defans, o yüzden satmıyorum Grimal'ı. Kontra atak çok iyi. Moreno bıraktı Georgiev'e. Sol ayağında Georgiev'in 3-2. Sol ayağında her türlü bitirir. Iker Moreno'nun da asist geldi. Tehlike büyük. Tehlike büyük. Zamanlama var mı? Ter Stegen kalesinden çıktı. Nana'yı yedik. 3-3. Ya. Çok kötü oynadık burada defansı. Okey. Can Bozdoğan. Hadi Georgiev. Kaç abi? Pascal Georgiev ve gol, yes, girdi. Abi bu adam harika ya. Süper. Yes.
hat-trick. Son dakika galibiyet golü. Hocam düdük gelsin hocam. Hadi hocam. Evet işte bu ya. Pascal Georgiev sırtladı takımı. Bundesliga şampiyonluğuna doğru koşuyoruz gibi. Hayır, zorlayacağız. Bayern Münih liderdi, 12 puan fark vardı. Maçın adamı Georgiev. Yeniden 4. sırayı ele geçirdik. 10 puan fark kalmış Bayern Münih'e karşı. Georgiev de gol kralı değil. Lewandowski, Rijen, Kovalçık gol kralı gidiyor. Asist krallığına bakın. Lombardi. Vay be. Farkına bile varmamıştım. Georgiev orada, Duarte orada, Bakayoko bile burada. Zaten haberlerde de ön plana çıkmış. Adam asist lideri. Şimdi sırada Dortmund maçı geliyor. 3. Dortmund. O yüzden şu paramızı iyi harcayalım. 23 milyonumuz var. Şimdi sol kanat için çok değişik bir oyuncu buldum. Rareš Ilie, Rumen oyuncu. Hızımızı yerinde bir almaya çalışalım. Florian Filik artı 19 milyon vermeye çalışacağım. Bakalım ne diyorlar. İstemediler Filik'i. Sané'yi biraz parlattık. Onu verelim hocam. 20 milyon artı Sané. Aa 34'e düştüler de çok para istiyorlar be. Şöyle bir şey yapalım. Hadi 21 milyon artı %25 pay. Düşünüyor. Aa kabul etmişler. Yani maaşını karşılayacak paramız kalmayacak. Bir deneyelim ama. Kendisi istemedi. Bizde maksimum. Gerçi maaşını karşılayacak paramız var gibi. 80 bin okey mi ya? Biraz indirim yap koçum. Yes. Okey. Sané'yi parlattığımıza değdi. Gerçek yüzü de var galiba bu çocuğun ya. Bu gerçek yüzü sanırım. Aa bu Rijbiger'ı gösteriyorlar bize. Gelecek sezon gelecek oyuncu. Zaten yüzündeki formaya bakınsana. Ben de diyorum Ilie'ye de benziyor biraz. Enteresan. Aha Rareš Ilie. Bundan da daha fazla gelişim göstermiyor gibi görünüyor ama şut da var, pas da var, dribling de var. Fizik gücü de fena değil. Zayıf ayağına çalışsın çocuk. Belki hani dinamik potansiyel devreye girer. Bence çok güzel hamleler yaptık. Ilie, Kaysedo, Layard. Bir de Ter Stegen. Ve şimdi Ilie'yi de Dortmund'a karşı göreceğiz. En son maç 4-4 bitmişti. Şimdi iç sahada rakibimiz bizim derbi maçımız gibi bir şeymiş arkadaşlar. Pek sevmiyorlarmış galiba birbirlerini. Bilmiyordum da derbi sayalım biz bunu. Rakip Dortmund. 4-4'lük maç vardı. Burada galibiyet lazım bize. Lombardi iyi aldı. Kaysedo onun pası ileri. Ilie ilk defa. Georgiev. Pascal Georgiev. Arkadan müdahale geldi. Georgiev devam etti. Georgiev açtı şimdi Ferdi'ye. Ferdi Kadıoğlu yerden keseyim. Yok yerden değil de sert keseyim dedim. Bir şeyler yaptık olmadı. Oo çok sakat geldiler. Teixeira. Oo Grimal müthiş. Ter Stegen'de kaldı. Kaptanlık pası bandını da Ter Stegen'e verdim bu arada. Yani tecrübeli topçu ya. Igor bu arada müthiş bir pas attı. Georgiev. Hadi Georgiev. Koçum benim Georgiev. Lan kaleci nasıl kurtardı Kobel. Şimdi Igor Duarte aradan Georgiev'i çok iyi buldu. Georgiev'in pası çok iyi. Ilie ilk şutunda ilk golünü atıyor. Rareš Ilie. Hacı'nın doğum günü kutlu olsun diyoruz. Bugün Hacı'nın doğum günüymüş. Ronaldo'nun da doğum günüymüş. Su. Georgiev de asist yaptı bu arada. Helal. Güzel. Bir maç bir gol. Aman 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 aman. Kovalçık'a gitti bu top. Kalesinden çıkan bir Ter Stegen yetişemiyor. Biraz battı sandım ama batmamış. 1-1. Kovalçık da atıyor. Şimdi Grimal güzel. Ilie. Lombardi müthiş bir pas attı. Johan Bakayoko. Johan Bakayoko. 2-1. Bakayoko'yu satmadık tuttuk. Bakayoko atıyor. Lombardi de 80 overall'a yaklaştı. 79 şu an iyi geliştirdik 2 sezonda bakın. Bu hani bir sezonda bulup da 68-69 olan oyuncuları gelecek sezona kadar bayağı geliştirebiliyoruz. Potansiyel varsa tabii. O yüzden Peru'dan gelecek olan kanat oyuncusu da umut veriyor bakalım. Bir de bizim elimizde yeni Messi var. Iker Moreno da yedeklerde şu an. Laird araya girdi. Pardon kaptırmadı. Neyse Laird'dan berbat pas. Şimdi Bayrami, Kovalçık, Gomez, Ter Stegen. Tehlike olabilir. Bremer, aman Akın Yılmaz. 1.97'lik devimiz, güzel. İlk yarı bitiyor. İkinci yarıya Dortmund tehlikesiyle başlıyoruz ama Grimal başarılı. Araya girdi, onlarda kaldı top. Morel, dikkat çocuklar, dikkat. Aman 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 aman. Aman şut çektirmeyelim. Bayrami, alamadık hala. Abi çok fazla fas yaptılar. Ferdi faul yaptın dedi hakem. Evet şimdi penaltı ve kurtarıyor Ter Stegen. Karşısına gelen ilk penaltıyı kurtardı. Ama topu kaptırdı yine Ferdi'nin hatası orada. Morel, Zalewski el mi vardı? Akın Yılmaz kaydı kimse düşmedi. Zalewski, Gomez. Lan şu golle bitmesin ya şu golle bitmesin. Akın Yılmaz korner. Kaysedo müthiş müdahale güzel. Kontra atak şansı Brown maçta. Brown aradan iyi oynadı. Şimdi Lombardi. Onun ortası Ilie ve gol.
Vanilya bir tane daha atıyor. Süper gol. Müthiş topçu. Asist yine bizim Asist King'den. Lombardi, mafya torunu. Kafa da çok iyi ya. Sağa gösterip sola göndermiş. 3-1. Dortmund yükleniyor bu sefer, hata yapmayalım son dakikalarda. Ter Stegen'de kaldı. Çok büyük şans teptiler. Ter Stegen direkt oynadı. Kötü oynadık. Boşta adam vardı sanki. Neyse, Akın Yılmaz araya girdi, aldı bu topu. İlye'nin pası pas hatası oldu. Bayrami o açıdan da vuramaz da, o pas neydi lan? Ya arkadaş, bu paslar nasıl geçiyor? Defanslar kötü olduğu için mi? Hani neyse. Şimdi bir tane daha yememek için uğraşacağız. Biraz zaman harcayalım arkadaşlar. Bence bu maçı bu şekilde rahat alırız yani. 90. dakika bak, hiç gelmiyorlar. Yani gereği yok abi. Akıllı oynayacaksın değil mi? 90. dakikada niye gol yersin ki Gürkan, değil mi? Ah, 3-2 aldık, yes. İlye müthiş bir başlangıç yaptı. Ama maçın adamı Bakayoko olmuş bir şekilde. Ter Stegen de 7.6 penaltı kurtardı. Lombardi'den 2 asist. Bu arada biz şu Zapata'ya göz atmamıştık arkadaşlar. 5 yıldız beceri hareketleri var. Da çok da iyi değilmiş, 15 yaşında. Yani bu çocuktan bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir sonraki raporu beklememiz lazım. Sırada bir 15. Bremen var. Bunu önemli anlarıyla oynayacağız. Deplasmandayız. Okey, güzel bir pozisyon. Tek başımıza koşuyoruz. Igor Duarte bıraktı. Johan Bakayoko. Son zamanların formda ismi. Bakayoko üst direğe çakıyor. Lan sol ayaklı değil misin Bakayoko? Solaksın işte. Bakayoko ver İlye'ye. Ah. Ahanda şimdi penaltımız var. Pascal Georgiev'le atacağız. Georgiev. Sol üst köşe dedik. Kaleci oynamadı bile. Kımıldamadı. Gol kralı atmaya devam ediyor. Gerçi kral mı? Kovalçık mı kral? Bu da son pozisyon olabilir belki. 85. dakikadayız. Pascal Georgiev pas vermedi. Georgiev kendim vuracağım diyor. Oo, neredeyse de atıyordu. Lan Igor. Ah be, hareketlenemedi. 1-0 alıyoruz maçı. Şimdi hemen peşine sırada 9. Stuttgart var. Bu maçı da önemli anlarıyla oynayacağız. Biraz sıkıntılı olabiliyor önemli anlar. Özellikle taktiğimiz değişirse, ki değişmiş. Şuna bak, Georgiev orta saha oynuyor. Akın Yılmaz. Neyse, umarım kazanırız. Aa, penaltı kazanmışlar. Ter Stegen koçum, sendeyiz ya. 2'de 2 yaparsın Ter Stegen. Yes, yes, çok iyi çıkardı bir de. Şimdi ta ikinci yarıya gelmişiz, tek başımıza koşuyormuşuz. Bakayoko topuk pası, çok klas Igor'a. Igor Duarte bu açıdan kaleci kurtardı ama Pascal Georgiev orta saha oynasa da tamamlıyor. 1-0. Bir tek başına koşuyor daha Igor Duarte ama yanında hiç kimse yok bu kez. Igor fakeledi. Igor şöyle vurdu, kaleci kurtardı yine. Hocam ne top kaybı, adam kaybetti. Oo, çok sakat, çok sakat. Carvalho dibine girdi yalnız. Çok hızlı gitti. Şanslıyız bir nevi. Oo, bu ne? Hücum diyor. Adam iki kişi var tek başına koşabilen. Hadi Caicedo yetiş onlara. Fagir. Çok sakat. Fagir'e yetiştik mi? Caicedo bir omuz attı. İndiremedi. 1-1. Büyük tehlike var. Fagir bu sefer Caicedo. Stoper oynuyor Caicedo. Aldı topu. Ve maç 1-1 bitiyor. Şimdi ikinci raporlarımız geldi arkadaşlar. Üçü birlikte gelmiş. Hase'yi nereye göndermiştik? Avusturya. Jan Koffler. İyi olabilir. 70'lik bir tane daha var. Ha, o kötüymüş. Lan zaten overall'ına ulaşmış Leman. Neyse, Jan Koffler 600 bin euro. Bakabiliriz. Diğerlerine pek bakmadık ama şu elemanın potansiyeli de iyi ama onun da overall'ı düşük. Bir de bu Ben Brunner'e bakalım. Schwarz yeni bir Jefferson Farfan bulamamış gibi yine. Üçü de çöp gelmiş. Bir rapor daha olacak Peru'dan. Türkiye'den de Ayı Cemil. Ahmet Sadık'ı bulmuş. Yani 1.67 1.9 milyon. 15 yaşında olması kötü. Hemen kullanamayacağız. Bakalım ney. Ayı Cemil işini iyi yapmış ya. Mehmet Sadık'ın mı kardeşi? Gerçi bir de Volkan Sadık'ı bulmuştuk. Volkan'ı paketlesek mi? Yok, onu merkez ofans orta saha yapabiliyoruz. İlk onu yapalım. Evet. 64'de yükseldi. 50 kaçtı? 9 overall mı arttı? O 75 dribbling abi. Tabii 70 olaydı daha iyi olurdu da. Ofansif orta saha diye çalıştıralım. Ahmet Sadık'ta 62 hız var ha Ahmet'te. 77 sprint hızı, 72 hızlanma. Şut da fena değil. 67 bitiriciliği, 67 şut gücü falan fena değil. Başka da pek bir şey yok. Gol makinesi desek olmaz. Gezen santrfor desek olabilir. Aynen, hızı yükselsin. Bu arada Koffler'de 58'miş. Koffler'in pek bir özelliği yok gibi. Stoper çıktı. Brunner de berbat. Brunner'i gönderelim. Bunu da gönderelim gitsin. Şu Zapata'yı da paketleyelim. 54'ten bir şey olmaz. Şimdi 6. Hoffenheim'a karşı oynayacağız. Onlara karşı da son dakikada gol yiyip berabere kalmıştık. Prezero Arena'da maç başlıyor. Yine bir son dakika beraberliği istemiyorum. Bu maçı alalım lütfen. Aman Cabral. Ter Stegen müthiş kurtardı. Refleksler işe yarıyor. Aman abi Cabral.
Yine Ter Stegen. Korner geldi. Oy yine Ter Stegen. Bogart. Humphrey Bogart. Öyle birisi mi vardı? Neyse Ferdi başarılı. Şimdi Georgiev Rabona pas verdi. Abi niye Rabona pas veriyorsun? Direkten dönüyor. Cabral. Laird'ın son çizgiye inişi. Pası Lombardi. Çevirdi. Ekseninde döndü. Georgiev'i buldu. Georgiev vurdu. Kaleci. Bogart. Çok tehlikeli. Abi Cabral da kalıyor ya. Ter Stegen. Bravo. İlk yarıda böyle bitiyor. Kaysedo abi ne yapıyorsunuz siz? Hocam sarı kart. Georgiev. Şimdi burada gol geliyor bence. Pascal Georgiev. Açtı. Okey. Ethan Laird'a gitti bu top. Laird açıktan geldi. Pasını verdi. Bakayoko. Georgiev. Soluna aldı. Georgiev. Yes be. Çok iyi ya. 17 numara bakkala gitti orada. Felaket. Burada görelim tekrar. Hop gitti. Yok oldu. Yani çok da yok olmamış da Georgiev'in sol ayağı çok iş yapıyor be. Tehlikeli, tehlikeli. Ter Stegen. Hoffenheim'in korneri. Bakayoko oralarda uzaklaştırdı ama ceza sahası dışında. Aha Georgiev'e geldi lan. Ben de tam diyecektim kimse durmuyor falan. Georgiev aldı başını gidiyor valla. Şu 17 yine Georgiev'in üstünde. Georgiev. Fakeledi, döndü, çevirdi, verdi, şut engellendi. Yoksa gol yani bilmiyorum da belki ikinci bir fake atmalıydık Lombardi ile. Bischoff, hocam lan offside'ı bozan bir... Ter Stegen kurtardı. Brown orada offside'ı mahvetti ya offside çizgisini. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Son anlarda gol yemeyelim dışarı gidiyor. Ilie, onun pası. Georgiev, Georgiev, Georgiev kaptırdı. Skip, skip'ten alır mıyız? Alamadık ama maç bitiyor. Sıkıcı bir maçtı. Ter Stegen sağlamdı. 1-0 kazandık. Aha Kevin Şade de geri döndü. Altyapıda güncelleme Ahmet Sadık 81-94. Karamemo'nun kardeşi bu galiba. Volkan Sadık da 16'sına basmış. Sadık tayfa. Mönchengladbach 14. Yani bu maçı simüle etsek kazanırız diye düşünüyorum. 4-1 oluyoruz. 2 gol Igor'dan, 2 gol de Bakayoko'dan. Abicim Bayern Münih'i yakalar mıyız bilmiyorum ama puan farkı 8. Onlara karşı bir maçımız da var. Leipzig'in 3 puan gerisindeyiz. Ligin en çok gol atanıyız ama çok da gol yiyoruz be. Hatta en çok gol yiyen takımıyız Hamburg'la birlikte. 48 gol ya. Kovalçık hala gol kralı. Georgiev 3 gol gerisinde 3 maç eksiği var. Asist kralı hala Lombardi. Toplam verime baktığımızda Bakayoko da fena değil. Lombardi çok iyi. Duarte çok iyi. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid Wolves'a yenilmiş ilk maçında. Juventus Villarreal'le berabere kalmış. Sheffield lider tamamlamış grubunu ama son 16'da Atletico Madrid gelmiş. İstanbul'da galibiyetsiz bitirmiş grubu. Önümüzde 4 tane çok zor maç var. Gelecek bölüm felaket olacak. Şampiyonlukta o bölümde belli olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu da izlerseniz sevinirim. Bir sonrakine görüşürüz. Hoşçakalın.